Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gözde. Bu hafta KPSS Güncel Bilgiler serimizin 4. bölümünü çekiyoruz. O zaman hemen güncel bilgiler kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk bilgimizle başlıyoruz. Türkiye'nin uzaya yolladığı ilk yer gözlem uydusunun adı RASAT. İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünde ilk kez okuyan kişi Hamdullah Supi Tanrıöver. Profesör Doktor İlber Ortaylı başkanlığında gerçekleştirilen Hatay, Urfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın yemeklerini ve tarihi değerini dünyaya tanıtmayı amaçlayan projenin adı Mozaik Yolu. 5 Ekim 2019'da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına gastronomi dalında dahil edilen ilimiz Afyonkarahisar. Fazıl Küçük, Cengiz Topel, Türk Mukavemet Teşkilatı. Bu isimler ve teşkilat Cumhuriyet dönemi dış politikada yaşanan Kıbrıs sorunu ile ilişkilendirilebilir. Mukaddimül Edep adlı eser Mahmut Zemahşeri'ye aittir. G20 2018 zirvesi Arjantin'de düzenlenmiş. Diğer bilgimiz, kendi hayatını ve tarihçiliğini anlattığı Tarihçilerin Kutbu adlı kitabı bulunan 2012 yılında Türksoy Onur Madalyası'nı alan Türk tarihçimizin adı Halil İnalcık. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Kayseri'de açılmış. Türk Seddi olarak isimlendirilen hat Suriye ile aramıza inşa edilecektir. UNESCO tarafından 2018 yılında Dünya Kitap Başkenti seçilen ülke Yunanistan, Atina şehri. 2019 tatbikatı olan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olarak bilinen tatbikatımızın adı Mavi Vatan. İlk kadın Danıştay Başkanımız Firuzan İkincioğlu. Avrasya Askeri Statülü Kolluk Teşkilatı'nın sembolü attır. 2018 yılında WhatsApp uygulamasına rakip olmasını düşünülen yerli üretim mesajlaşma uygulamasının adı PTT Messenger'mış. Türk mühendisler tarafından tamamen yerli olarak üretilen insansız ve silahlı hava aracının adı Bayraktar. Kasım 2017 tarihinde Türkiye'nin ilk yerli buğday tohumu olan sorgül Mardin'de ekilmiştir. 12 Mart 2018 tarihinde Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Uluslararası Barış Ödülü vermişler. Türkiye'nin ilk kopya koyunun adı Oyalı. İlk kadın doktorumuzun adı Sema Aran. 2019 yılı Avrupa Kültür Başkentleri Plovdiv ve Matera olarak seçilmiş. Plovdiv Bulgaristan'da, Matera ise İtalya'da arkadaşlar. Interpol yani Uluslararası Polis Teşkilatı Başkanlığı'na Güney Koreli Kim Jong-yang getirilmiştir. NATO Genel Sekreterinin adı Jens Stoltenberg'dir. En kısa süre Cumhurbaşkanlığı yapan Turgut Özal. 2018 yılında dünyanın en büyük havalimanı İstanbul seçilmiş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın adı Cahit Turan. Büyükşehir Belediyesi'nin hamam kültürünü gelecek nesillere aktarmak için 3 yıl önce açtığı hamam müzesi Gaziantep'tedir. Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermesi nedeniyle Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanının adı Zafer. Türkiye'nin ilk deniz füzesinin adı Atmaca. 2019 NATO zirvesi Londra'da düzenlenmiş arkadaşlar. 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunda yarışmayı kazanan Edward Prates Reverter. 2018 Haziran ayında yolsuzluk haberleri neticesi istifa eden Mariano Rajoy, İspanya'nın devlet başkanıymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu haftaki benim hazırladığım güncel bilgilerin sonuna geldik. Geçen hafta olduğu gibi, yani bir önceki bölümde olduğu gibi, şimdi yorumlardan yazılı güncel bilgileri sizinle paylaşacağım. Bizimle güncel bilgileri paylaşan Şenol Durmaz'a tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi onun yazdığı bilgileri sizlere aktarıyorum. 2020 Yeşil Avrupa Ödülünü alan ülke Portekiz, şehir Lizbon. Birleşmiş Milletler 2020 yılını Farabi yılı ilan etti. UNESCO 2020 yılını Bilge Tonyuk yılı ilan etti. Türksoy 2020 yılını Abay Kunan Bayev yılı ilan etmiş arkadaşlar. 27 Şubat'ta gerçekleştirilen menfur saldırıya mütakip başlatılan harekata Bahar Kalkanı adı verildi. Nevşehir tarafından bu yıl ilk kez 29 Mayıs'ta düzenlenecek olan film festivalinin adı Kapadokya Film Festivali'ymiş arkadaşlar. 5 Grand Slam şampiyonluğu olan Rus tenisçi Maria Sharapova tenis hayatını bıraktığını açıklamış arkadaşlar. Evet, yorumları da okuduğuma göre bu haftaki güncel bilgiler kısmımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu yıl öyle bir yıl ki sürekli bir şeyler oluyor ve sürekli
takip etmemiz gerekiyor ama çok zor. Çünkü tuhaf yani. Bu arada yazmadığım ama şu an aklıma gelen bir bilgi daha var. Bu yıl İstiklal Marşımızın 99. yılını kutladık. Umarım bugüne kadar pek güzel şeyler yaşamadık. Bugünden sonra güzel şeyler yaşarız. Bu yıl için bunu temenni ediyorum hepimiz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.